Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hakka inanmak, sonra teslimiyet gösterip inanılan hayatı yaşamak, saadetler alemine, ebediyet mutluluğuna götüren asıl ve tek yol, bütün alemler için rahmet olarak gönderilen son ve yüce peygamberi tanımak, sonra da ona uymak, bu mutluluğa erişip de o yolun biricik kapısını aralamak. Çünkü erenler bu kapıdan erdiler, kurtulanlar bu kapıdan girip kurtuldular, kıyamete kadar da kurtuluş yolu ancak bu kapıdan olacaktır. O halde bu konu çok büyük bir konu, çok önemli bir konu. Bu hususta neler yazılmadı, neler dile getirilmedi ki? Gönül verenler, kalplerinin duyduğu ve dillerinin döndüğü kadarıyla onu anlamaya, tanıtmaya çalıştılar. Ve böylece gerçek hayatını yaşama yoluna koyuldular. Tanırsan seversin, seversen yolunda gidersin, yolunda gidersen canını bile feda edersin. Fakat bizzat Allahu Teala Hazretlerinin terbiye edip de kemale eriştirdiği, Kur'an ahlakıyla ahlaklandırdığı, peygamberler peygamberini olduğu gibi vasıflandırmak, anlatmak hangi edibin, hangi aşıkın kârıdır ki? O büyük nurdan alınacak hisse var. İstidad ve ihlas ölçülerine göre değişecek hisseler var. Onun ümmetinden naciz bir fert olma şerefine ulaşabilme gayretiyle yapılan hizmetler, çalışmalar elbette ki Allah katında makbul olur, nasibini bulur. Ahlakın bütün güzelliklerini tamamlamak için gönderilen, ahir zaman peygamberinin bağlılarından biri olabilmek için, onurdan bir hisse alabilmek için yaşadığı üstün ahlakı bilmek gerekir. Ondan sonra da bütün varlıkla o hayata özenip gönül vererek yaşayışında yarışmak, maneviyatında yükselme ölçüsü sağlamak gerekir. Bu ulvi maksada erişme gayesiyle ben kardeşiniz Hüseyin Oruç olarak hazırlanan Alemlere Rahmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı olarak bu sohbete başlamayacağım. Cenab-ı Hakk'ın bu hizmetimiz rızasına uygun olsun. Biz anlatanların, siz dinleyenlerin peygamber ahlakıyla ahlaklandırsın Yüce Rabbim. Bütün alemleri yoktan var eden, varlığından da bizleri haberdar eden, kullarından yine müminlerin o kalp gözlerini açan, marifetinin nuruyla onları rıza ibarisine eriştiren Allah'a hamdolsun ki o birdir, eşi benzeri yoktur, mülk onundur, can güneşi onun lütfuyla parıldar, hayat ağacı onun keremiyle yaprak yaprak açılır, o kullarına acıyandır, düşenlerin elinden tutandır, kapısına gelenleri boş çevirmeyen yüce bir hükümdardır. Çok severiz, sığınırız. Bir de Resulü vardır ki, hilkatın fatihasıdır, nübüvvetin hatimesidir, insaniyetin melceğidir, adalet ve hürriyetin banisidir. İnsücinin peygamberi, mahkeme-i kübranın şefaat tacı, sidre-i müntehanın hususi misafiri, mekarim-i ahlakın mütemmimi, İmam-ül Harameyn, Ceddül Haseneyn, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun ki o sonsuzluğa eriş ve sonsuzlukta oluş sırrının mukaddes yolunu nokta nokta çizmiştir. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Şairin kelamıyla söylemek gerekirse, alemlere rahmet diye geldi o, aşkıyla gönülleri deldi o, cennet bile cemaline aşıktı, Allah'ın sevdiği bir güzeldi o. Bu naciz sohbetimize alemlere rahmet diyoruz. O varlık güzelinin, Allah sevgilisinin hakkında şimdiye kadar neler söylenmedi ki?
neler yazılmadı, neler anlatılmadı. Ama o ne yazmakla ne söylemekle bitecek, tükenecek bir şey değil ki. O rahmet anıldıkça, o deryaya dalındıkça insan ancak insanlığını bulabiliyor. Fakat bugünün şaşkın insanı onu bilememenin, onu sevememenin ızdırabı içinde kıvranıyor. İnsanlık alemi bütün zaman ve mekan boyunca başını nereye vursa bundan başka bir hakikat bulamayacaktır. İnsanoğlu, hakta, adalette, yemede, içmede, oturmada, kalkmada, işte güçte, gerek masa başında, gerek kasa başında, hayatın her şubesinde, alemlere rahmet olanı örnek almadıkça, feryadı bir an olsun dinmeyecektir. Onu anlatmak, onun mukaddes hayatını anlatabilmek, benim gibi aciz ve günahkar bir kölenin haddine mi? Zaten onu hakkıyla anlatmak insanın diline nasip olmamıştır. Ama ne var ki o varlık güzelinin, o Allah sevgisinin aşkıyla tutuşup yanan şu sinem beni bu vadiye sürüklemiştir. Ben onun kapısındaki dilencilerin en zayıfı, en günahkarıyım. Mukaddes ayağının tozuyum. Şiir diliyle söylemek gerekirse derim ki, Hazreti Muhammed'in ayağının tozuyum. Ben Lütuf Kevser'inden su bekleyen bir kuzuyum. Bu sebeple gönlümdeki iman balını aşk peteğine damla damla akıtmak istedim ve bir hizmet olur ümidiyle bu sohbete başladım. Ondan şefaat dilenen biçareler arasında ne sefil dilenci olduğumu bildiğim halde bu işe giriştim. Allah'ın inayeti, Resulünün ruhaniyeti ve bağlılarının himmetiyle bir şey yapabilirsem, benim için ne büyük devlettir. Burada söz Hazreti Mevlana'mızındır. Onu vasıflarının şerhini, eğer ben devamlı durmadan söylesem, yüzlerce kıyamet geçer de o yine bitmez. Evet, onun lütufla baktığı gönüllerde nice irfan çiçekleri açtı. Onun nuruna pervane olanlar ruhuyla arşa uçtu. Onun elinden tuttuğu bahtiyarlar gönüllere ışık oldu. Risalet-i Ahmediye güneşiyle gönülleri aydınlanan o hak aşıkları onu övmekten kendilerini hiçbir zaman alamadılar. Onu layık veçhiyle belirtmeye imkan bulamadılar. Önünden akan suyu Hazreti Muhammed-i Muhtar'ın sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna girmiş o Fuzuli'ye bakın. Diyor ki, başını taştan taşa vurup gezer avare su, zerre kadar hakkı dergahına ister salınur. Dönmez ol dergâhtan ger olsa pare pare su, bu vadide at koşturan neler ve kimler yok ki diyor. İmam-ı Busuri de diyor ki, güzellikte ve güzel huyda bütün peygamberlere teveffük etmiştir. İlim ve kerem itibarıyla ise onlar buna yaklaşamamışlar bile. Hasılı, bu sohbetimizde olan her şey, onun çirkin olan her şey benim, güzel olan her şey onun, fakat sohbetim içerisindeki çirkin olacak bir şey varsa, her şey benim. Ben bu gönül vadisinin kırık kanatlı bir bülbülü olabilirsem, ne mutlu bana. Ben onun güneşler yanan izinde ömür trenimi sürüp durursam, umulur ki belki menziline varan yolculardan olurum. Salat ve selam sana ey Nebi-i Muhterem. İşte geldim kapına, lütfeyle sen eyle kerem. Alemlere rahmet kapılarını açıp, inayet hazinelerinden mürüvvet cevheri saçan,
sadakat bağında biten o iman ağacına rahmetten yaprak dökülen, peygamberlik sancağının ötelerde ilki olan, dünyada son, sonların sonunda da en son sahibi olan, nasıl bir sultan? Sultanlar bile kapısında köle olmayı en büyük nimet bildiler. Nasıl ki alemlerin Rabbi olan Yüce Allah Celle Celaluhu bir ve benzersiz ise, o da benzerleri bütün insanlar ve peygamberler arasında bir ve yine benzersizdir. Biricik yaratılış sebebi, Allah'ın sevgilisi. O öyle bir nur ki, o yüzden var olduk. O öyle bir ulu ki, ne desem ondan daha ileridir. Her şeyde herkesten üstün olan ileri gidendir. Onun nuru bütün mahlukatın maksududur. Âlem halkı onun için yaratılmıştır. O nebi ahir zaman, Kevser çeşmelerinin maliki, vücudu aleme mahsa rahmet olan. Şu hitabın mazharı, daha ötesi var mı? Sen olmasaydın, sen olmasaydın, alemleri yaratmazdım. İşte o, tek katresinin hacminde bir umman çalkalanan, tek zerresinin menşurunda bin kanat yüzen Kevser havuzunun sahibi. İki alem de onun varlığıyla var oldu. Arş da onun adıyla durup dinlendi. Her hususta alemin ulusu büyüğü odur. Her dertlinin derdine derman, her hastanın gönlüne merhem olan yine odur. Bir taş parçası bile onun yüzünden yüceliğe ermedi mi? Ay parmağının bir işaretiyle ayrılmadı mı? Güneş batmışken bir emriyle tekrar doğmadı mı? Mucize parmaklarından susuz kalan ümmete çeşmeler akmadı mı? Bir hurma kütüğü bile iştiyakla ağlamadı mı? İki omuzunun arasında güneş gibi apaçık, net bir şekilde peygamberlik mührü vardı. O ki eskimeyen bir tek yenidir. O ki solmayan bir tek renktir. Güneş onun tebessümüne kuldur. Ağlayışı buluta iş buyurur. Ebedi olan şeriat onun şeriatıdır. Alemlerin Rabbi ebede kadar iki cihan sultanlığını ona vermiştir. Ben sohbete girmeden bilerek onun güzelliğini sayıyorum ki biz nasıl bir peygamberin ümmeti şerefine ermişiz bunu daha iyi anlayalım diye. O ki Miraç sahibi, kainatın en büyüğü, peygamberlerin hatemi, zatı bir güneş olan peygamber, varlığın sebebi olan bir peygamber. Demiş ya, bil ki nuru sönmez bir güneştir nebi, can bahşeden hüda onun sahibi. İnanın, sohbete nasıl gireyim, nereden başlayayım bilmiyorum. Aydan mı, güneşten mi, semadan mı, yıldızdan mı, zamandan mı, mekandan mı, zamanın hangi ucundan, hangi mekanın hangi köşesinden, ebedilik ırmağı ne zaman nasıl çağladı? Bunu biliyor muyuz? O zaman gelin işe önce oradan başlayalım. İlk yaratılan nedir? İlk yaratılan kimdir? Önce bundan başlayalım. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh soruyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Anam babam sana feda olsun. Allahü Teala her şeyden önce ilk olarak neyi yaratmıştır? Her şeyden önce ilk neyi yaratmıştır? Bana söyler misin? Efendimiz buyurdu ki, ey Cabir, Allahü Teala her şeyden önce kendi nurundan senin peygamberinin nurunu yarattı. Ve o nur, Allah'ın kudretiyle Allah'ın dilediği zamana kadar dönüp durdu diyor. Ve o zamanlar, yani o nur yaratılmadan önce lev, kalem, cennet, cehennem, melekler, gökler, yerler, güneş, ay, cin, insanlar
hiçbiri yoktu. Allah-u Teala kainatı yaratmak istediği zaman o nuru dört parçaya böldü. Birinci parçadan kalemi yarattı, ikinci parçadan levhi yarattı, üçüncü parçadan arşı yarattı, sonra dördüncü parçayı da yine dört parçaya böldü. Birinci parçadan arşı, o taşıyan melekleri, ikinci parçadan kürsüyü, üçüncü parçadan da diğer melekleri yaptı, yarattı, sonra diyor dördüncü parçayı yine dört parçaya böldü. Birinci parçadan gökleri, ikinci parçadan yerleri, üçüncü parçadan ise cennet ve cehennemi yarattı ama dördüncü parça bir daha dörde bölündü. Ve yine birinci parçadan müminlerin gözlerinin nurunu yarattı Mevla. İkinci parçadan gönüllerinin nurunu yarattı ki bu nurla Allah bilinir sevgili kardeşim. Gönlündeki nur ile Allah bilinir. Üçüncü parçadan ise müminlerin ünsiyetlerinin nurunu yarattı ki bu nur La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olan kelime-i tevhiddir. Nihayetsiz olan mülkün seyyidi, Kevser havzunun sahibi, İnsanoğlunun ufku Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, aziz ümmetini yetiştirmek için sual ve cevap üstünü koymuşlar. Buyurdu ki, ilim hazinedir, anahtarı ise suallerdir. Bir hocayı hoca yapan talebesinin sorduğu sorulardır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kendileri birçok hususlarda muazzez sahabilerine sualler sorardı. Onlara bilmediklerini bu yolda öğretirdi. Çünkü sualler insanı düşünmeye sevk eder. Üzerinde düşünülen bir mevzu daha güzel anlaşılır. Hatırda kalır, unutulmaz. Peygamberimizin o güzide ashabı da ona sualler sorardı. Merak ettikleri her şeyi varlığın sebebi olan peygamberden sorarak öğrenirlerdi. Bir gün de Abdullah İbni Cabir Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın ilk defa neyi yarattığını merak etmiş. İşte insanlığın efendisinden bunu sormuştu ve o da az önceki cevabı vermişti. Biz seni Habibim, alemlere başka bir şey için değil, ancak rahmet için gönderdik diyor Enbiya suresi. Rahmet ne demek sevgili kardeşim? Merhamet ne demek? Karşılıksız vermek demek. Karşılıksız sevgiyle tecellide bulunmak demektir. Kainatın efendisinin sevgisidir ki alemleri yaratılmasını hazırlamıştır. Onun bir adı da Habib'tir, yani sevgili demektir. Zaman ve mekanın bütün mahlukatın peygamberi Hazreti Ahmet Habibullah'tır, yani Allah'ın sevgilisidir. Allah onu öyle bir sevmiş ki onun yüzü suyu hürmetine alemleri yaratmış. Şanı yüce Allah buyuruyor çünkü. Sen ne kadar yüce bir yaratılışa sahipsin. Allahu Teala övüyor onu. Sen ne kadar yüce bir yaratılışa sahipsin. İşte bu pek yüce yaratılıştan kainat zuhur ediyor. Sular küçük derecikler halinde dağlardan çıkarlar. Bir dağdan çıkan su, başka dağlardan çıkan sularla birleşir. Küçük bir derecik olarak akar, aktıkça büyür ve nihayet denizlere dökülür. Suyun denizlere dökülüşü, her şeyin aslına dönüşü demektir. Aşıkın maşukuna kavuşması, orada yok olması demektir. Aslında bu yok oluş değildir. Büyük varlığın içinde belirsiz olmak ama ebediyen var olmak demektir. İşin kökünü arayacak olursak suyun aslı da denizdir. Çünkü denizlerden buharlaşarak göklere çıkan sular dağlara ve ovalara dökülür. Oralara lazım gelen hayatiyeti, o canlılığı verdikten sonra tekrar süzülerek aslına döner. Cenab-ı Hak da kendi nurundan bir nur meydana getirmiş. Bu nur nurların en güzeli. Çünkü Allah'ın kendi nurundandır. Halik-i Azim bu nuru sevmiştir. Çünkü kendinden zuhur etmiştir. Aziz ve celil olan Allah bu nurun adına Muhammed demiştir. Çünkü Cenab-ı Hak bu nuru sevmiş, övmüş, güzelleştirmiş. Zaten Muhammed demek övülmüş, sevilmiş, güzelleştirilmiş demektir. Çocuklarına bu ismi koyanlara zaman zaman derler ki çok ağırdır, kaldıramaz. Ne cahilane bir sözdür. Koyun isimlerini Muhammed, koyun isimlerini Muhammed Emin.
işte Kerim Mevla sonra o nuru safha safha bölüyor, parçalara ayırıyor. İlk defa dört parçaya ayrılan nurdan kalem ile levhi arşı yaratıyor. O yüzden kalem çok mübarektir sevgili kardeşler. Bakın Kalem suresi de vardır. Kalemi yerde gördüğünüz zaman saygıyla, edeple kaldırın. Ekmeği kaldırır gibi kalemi yere atmayın. Kalemi bir başkasına fırlatmayın. Siz ekmeği bir başkasına fırlatır mısınız? Belki bilmiyordunuz ama kalem çok değerlidir. İlk yaratılanlar arasındadır. Kalem o kadar ulvi, o kadar mübarek, o kadar şerefli ki alemlerin Rabbi kalemin üzerine yemin ediyor. Hokka ile kaleme, bakın erbabı kalemin yazmakta oldukları şeylere and olsun diyor Kalem suresi 1. ayet. Ve galiba bu kadar büyük iltifata mazhar olduğu için kalem sevincinden yaratılmıştır ve yarılmıştır da. Bir Allah dostu, kalem Muhammed kelimesinin mimini yazarken sevincinden yarıldı diyor. Bu ne kadar güzel bir sözdür. Gönüller Sultanı Mevlana da diyor ki, gökler kadar geniş bir ağız isterim, ağız, o meleklerin bile kıskandıklarını güzelce övebileyim diye. Pakistan'ın ünlü şairi Muhammed İkbal diyor ki, ey zuhuru ile hayata gençlik getiren Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam, senin tecellin hayat rüyasının tabiridir. Yeryüzü senin barigahına saha olduğu için kıymet kazanmıştır. Gökler senin karargahının damını öpebildikleri için yücedir. Şu levh dediğimiz kainatın planıdır levh. Cenab-ı Hakk'ın kurduğu nizam, koyduğu kanunlar levhte yazılıdır. Allah burada yazılı olanları aleme rahmet olarak gönderdiği Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla kullarına bildirmiştir. Arş diyoruz değil mi? Arş nedir arş? Üzerinde oturulmaya yarayan tahttır, köşk demektir. Bu tahta Cenab-ı Hak sevgilisini Hazreti Muhammed Mustafa'yı oturtmuştur. Bu peygamberlik tahtıdır. Buraya ondan başka kimse oturamazdı zaten. Allah'ın başka peygamberleri de vardır. Bunların hepsi de mübarektir, sevilmiş, seçilmiştir. Ama onların bu şerefi de yine sonsuzluk nebisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Ay ışığını nasıl güneşten alıyorsa onlar da şereflerini Halik-i Azim'in muhterem peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan almıştır. Zaten onların asıl vazifesi onu müjdelemekti. İlahi bayrağı elden elde dolaştırarak onun o esas sahibine ulaştırmaktı. Onlar da bu vazifeyi yaptılar. Hepsine selam olsun. Hep o, hep o, elde sancak sancak nur, nebiden nebiye gelen ancak nur diyor. Şimdi işi nokta nokta, safha safha ele alalım ve görelim. Bizzat varlığın sebebi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ben nasın, yani insanın yaratılışta evveliyim. Peygamber gönderilme itibariyle de en sonuncusuyum. Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın tefsir ettiği bir ifadedir bu. Ey Allah'ın Resulü, sen ne zaman peygamber oldun dedi bir gün sahabilerden Meysara. Dedi ki, Adem ruh ile ceset arasındayken. Sahabiler sordular, ey Allah'ın Resulü, peki sana nebilik ne zaman vacip oldu? Dedi ki, Adem canla kalıp arasındayken. Bir başka hadisi, ben peygamber idim ama Adem ise henüz ruh ile ceset arasındaydı diyor. Halik-i Azim'in o muhterem peygamberinden öğreniyoruz. Daha alemi gayipteyken ruh-i nebevi vücuda gelmiş, nübüvvetle muttasıf bulunmuş, sonra Adem'in ruhu kendisine cismi yaratılmıştı. Allah Resulü buyuruyor. Allah diyor, yerleri ve gökleri yaratmadan şu kadar zaman evvel arş su üzerindeyken mahluklarına ait o takdirini yazdı. Ana kitaba yazılan şeylerin başında şu vardı: Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin tamamlayıcısı yazıyordu.
Bütün bunlar gösteriyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alemler yaratılmadan peygamberlik vasfıyla sıfatlandırılmış bulunuyor. Hatta Allah'ın yenilmez arslanı Hazreti Ali kerremallahu vece ve İbni Abbas'tan rivayet edilir ki şanı yüce olan Allah gönderdiği peygamberlerin hepsinden kendileri hayattayken Allah'ın Resulü gönderilecek olursa hemen iman etmeleri için ahd almıştır. Hemen iman etmeleri, hiçbir yardımdan geri kalmamaları, ümmetlerinden de aynı sözü almaları yolunda ahit almışlar. Onu övebilmek için o kadar kelam hazırladım ki, belki aynı şeyler tekrar ediyor dilimde. Nereden başlasam bilemiyorum. Levlek levlek diyorken Hüda, niceleri var ki kalmış uykuda. Cennet Adem Havva yokken o vardı, Adem onun için Hakk'a yalvardı. Onsuz insan sağır, onsuz insan kör, 100.000 göz olsa yine her an kör. Kim onun nurundan almazsa ışık, hep gece bekleme hiçbir aydınlık. Nasıl ki süt ister her doğan sabi, böyle bir gıdaya muhtaçtır tabi. İşte bütün beşer muhtaç Nebi'ye, manevi gıdamı alayım diye. İş nereden başlayıp nereye geliyor hep birlikte görelim. Yüceler yücesi olan Allah Hazreti Adem'i yaratınca Muhammedi nuru ona geçiriyor. O an Hazreti Adem'in alnı bu nurla elmas elmas parıldamaya başlıyor. Bu Muhammedi nur geriye kalan bütün nurları söndürürdü. Aziz olan Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'i taht üzerine çıkarıp oradan meleklerin omuzlarına yükseltmişti. Melekler Allah'ın emriyle Adem'e gökleri tavaf ettirdiler. İlk insan ve ilk peygambere göklerdeki melekler alemi seyrettirdi. O mukaddes nur, Adem aleyhisselam, başında 100 yıl kadar, göğsünde 100, ayaklarında da 100 yıl kadar. Ondan sonra arşın sahibi Allah bütün mahluklarının isimlerini Adem'e öğretiyor. Topyekün meleklere de Hazreti Adem'e secde etmelerini ferman ediyor. Tabi bütün melekler secde ettikleri halde şeytan kibirlenip secde etmemişti. Bu yüzden lanete uğramıştı. Detaylı bölümünü Hazreti Adem'in hayatından dinleyebilirsiniz YouTube kanalımızda 1. bölümde. Cafer-i Sadık radıyallahu anh diyor ki Adem'e ilk secde eden Cebrail aleyhisselamdır. Peşinden Mikail, sonra İsrafil ve daha sonra da Azrail aleyhisselam ve en son Mukarrabin denilen yakınlık melekleri. Muazzez sahabelerden İbn Abbas'ın da bildirdiğine göre Hazreti Adem'e secde edildiği zaman Cuma günü zeval vaktiyle ikindi arasındaydı. Peşinden Rabbi Rahimimiz Hazreti Adem'in sol kaburga kemiğinden Hazreti Havva'yı yarattı. Hazreti Adem uykudaydı. Uyanıp Havva yanı başında görünce gönlü ona bir su gibi akıyor. Hemen elini uzatıyor. Aynı anda meleklerin haykırışı kulaklarını tırmalıyor. Ya Adem, sakın hareket etme. Hareketsiz dur. Adem aleyhisselam dedi ki neden hareketsiz durayım? Allah onu benim için yarattı. Hani nikahta mehri müeccel diyoruz. Mehir olmadan nikah olmaz diyoruz. Önce mehirini eda et, ondan sonra. Dediler ki mehir nedir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme 3 kere salavat getirmek. Ve Adem peygamber, Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama salavat getiriyor. Böylece de Allah'ın huzurunda ve Muhammedi hakikat önünde ilk nikah kıyılıyor. Aziz olan, celil olan Allah, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya güzel cennetin nimetlerini mübah kılıyor. Sadece belli başlı bir ağacın meyvesinden yemeği yasak etmişti. Belki buğday, belki incir, belki üzüm. En iyisini Allah bilir. Düşmanların düşmanı,
aşağılık şeytan. Hazreti Adem ve Havva'yı çok kıskandı. Cennet kapısına geldi. Feryatlar, çığlıklar kopardı. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın karşısına dikildi. O kadar ağladı ki. Hatta diyor ki Adem ve Havva iblisin bu haline üzüldüler. Dediler ki ne diye ağlıyorsun? Şunun için ağlıyorum dedi. Yakında ölüm gelecek. Ve siz cennet nimetlerinden ayrılacaksınız. Size ölümsüzlük ağacını göstereyim de onun yemişlerinden tadın da ebedi olarak diri cennette kalın. Evet, şeytanın bu sözlerine kandılar. Yasak meyveye sokuldular. Evvela Havva elini uzatıyor ki annemiz dalından kopardığı meyveyi yiyor. Yer yemez ne güzel ne hoş şey diyerek Hazreti Adem'e de yemesini telkin ediyor. Tek dayanakları Allah üzerine yalan yemin edilemeyeceğiydi. Çünkü şeytan yalan yere yemin edenlerin ilkiydi. Bakın konu gelmişken şunu da söyleyeyim. Yalan yere yemin ederseniz bunun kefareti yoktur. Bu çok büyük günahtır. Neden? Çünkü her şeyi görüp bilen Allah'ı kendinize yalancı şahit olarak tutuyorsunuz. Çok ağır bir günahı var. Yapmadıysan yapmadım. Yaptığın halde yapmadım diyorsan yalandır. Bir de yapmadığın şey üzerine yalan söyleyip yemin edersen yalan yere Mevla'yı şahit tutmuş olursun ki bu en büyük günahlardan bir tanesidir. Bunun kefareti bile yok. Belki hayatımızda hemen hemen hepimiz yapmışızdır. Peki ne yapmak icap eder? Sevgili kardeşlerim, icap eden odur ki ağlayıp sızlayıp tövbe etmektir. Allah tövbeleri kabul eder. İlk defa yalan yere yemin eden şeytan, cinayette de insanoğlu maalesef ondan miras alıyor. Rabbi Rahimimiz Adem'e hitap ediyor. Ya Adem, sana cennetin bütün nimetlerini bağışlamıştım. Dilediğin gibi zevk ve sefa sürmene izin vermiştim. Yetmez miydi ki gittin yasak ettiğim meyveyi yedin? Evet ey Rabbim, verdiklerin bol bol yeterdi. Ama ben öyle sandım ki senin mübarek ismin üzerine yalan yere yemin imkansızdır. Bu yüzden kandırıldım dedi. Allah ferman etti. İzzet ve celalim hakkı için seni yeryüzüne indireyim de orada mihnet ve meşakkatle geçirmenin tadını göresin. İbn Abbas Hazretleri diyor ki Allah Adem'e sordu. Ya Adem niye böyle yaptın? Allah'ım bana ne olduysa Havva'dan oldu. Onun sözüne uydum dedi. Yüce Allah ferman ediyor. Ben onu bela ile gebe kalıp bela ile doğurmaya, her ay hayız görmeye mahkum edeyim de görsün diyor. İşte o hayızlık meselesi de buradan gelir sevgili kardeşlerim. Anneden evlada geçer. Ne diyor? İbn Abbas radıyallahu anh, ben onu bela ile gebe kalıp bela ile doğurmaya, her ay hayız görmeye mahkum edeyim de görsün. Bugün çocuk doğurmak çok sıkıntılıdır. Kemiklerin kırılır derecesinde kaç kemiğin kırılma acısını hissederler. Allah'ın Resulü'nün sahabelerinden nakil. Hazreti Adem başını göğe kaldırmadan tam 100 yıl ağlamıştır. Gözlerinin yaşından öd ağacının kokusu gelmiştir diyor. Güzel raihalar tüttürmüştür. Havva annemiz de ağladı. Hem de ne ağlayış. Onun da gözyaşlarından karanfil kokusu vesaire kokular meydana geldi. Bugün karanfili kokladığınızda Havva anneyi hatırlayın. İnsanoğlunun atası, peygamberlerin ilki Hazreti Adem böylece cennetten çıkarılıyor. Cennetten çıkarıldığı zaman nazar edip yani bakıp gördü ki arşta ve cennetin her noktasında Allah'ın adının yanında Muhammed ismi var. Allah'ın sevgilisine, insanlığın ufkuna mahsus mübarek bir isim. Hazreti Adem'in gönlü yanık, içinden hicran ırmakları akıyor. Ama Hazreti Muhammed Mustafa'nın kendi zürriyetinden bir Resul olduğunu ve eğer o olmasaydı yaratılışın olmayacağını işte o zaman öğreniyor. Hemen ellerini ulvilik alemine kaldırıyor. Ey Rabbim, beni bu oğlum hürmetine affeyle. Ne dedi alemlerin Rabbi? Ey Adem, eğer bütün gökler ve yerler halkı için bu çocuk hürmetine benden rahmet ve şefaat dilesen,
indi ilahiyemde makbuldür. Bakın durmayın. Bu sözü duyduktan sonra durmayın. Ya Rabbi, babamız Adem nasıl ki oğlu Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam hürmetine affedilmeyi istediyse, ya Rabbi, işlediğimiz günahlar o kadar fazla ki belki bir çocuk günahımızı bilse sokağa çıkacak yüzümüz olmaz. Ya Rabbi, biz de onun ümmetiyiz. Bu şerefe sahibiz. Ne olur Allah'ım, bizi de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine affeyle ya Rabbi. Annemizden doğduğumuz gibi tertemiz eyle ya Rabbi. İrfan denizine gark olmuş din büyüğü Selman-ı Farisi diyor. Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne gelip dedi ki, eğer İbrahim'i dost edindimse seni de sevgili edindim kendime. Senden daha keremli bir mahluk yaratmadım. Dünya ve halkını şunun için yarattım ki senin kerem ve faziletinin bence ne olduğunu kendilerine göstereyim diye. Sen olmasaydın dünyayı yaratmazdım diyor Mevla. Ne sen ne ben var olurduk. Allah Resulü olmasa yan yana nar olurduk. İki cihanın serveri olmasa ne toprakta gül biterdi ne de bülbüller öterdi. Gündüz geceden beterdi Allah Resulü olmasaydı. Sabah, akşam, gündüz, gece, ışık, ışık, gerekse hece hece, çözülmezdi şu bilmece. Allah Resulü olmasa, ne arılar bal yapardı, ne ağaçlar dal yapardı, kim kırmızıyı al yapardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olmasa, bülbül güle ne söylerdi, bize kim imdad ederdi, şu miskin Hüseyin neylerdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olmasa sevgili kardeşim. Devam edeceğiz. İkinci ümmetinin bir tanesi kurban olan ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın yaratılış sebebi, Allah'ın sevgilisi, topyekün zaman ve mekanın ve bütün mahlukatın peygamberi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nur ki bütün fezayı, zaman ve mekanın, bütün mahlukatın ışığı, ışığın üstünde bir ışık olan bir nur. Aziz ve celil olan Allah, Havva'yı yaratıp Adem'e verdikten sonra, Hazreti Adem'den Hazreti Havva'ya geçen feyz ile 40 çocuk olmuştu. Havva annemiz her zaman ikiz doğuruyor. Sadece Şit aleyhisselama kadar. Peygamberlik böylece Hazreti Adem'den Hazreti Şit'e geçiyor. Adem aleyhisselamın vefatından sonra evladı Şit aleyhisselama vasi oluyor. Muhammed-i Nur, Adem peygamberden oğlu Şit peygambere geçince babasından aldığı o ulvi öğütle o da devrediyor. Taşıdığım bu Muhammed-i Nur'u tertemiz kadınlar yoluyla sahibine ulaştır demişti Adem aleyhisselam. Kirli kadınlara yakınlık gösterme. Bu emaneti oğuldan oğula geçir demişti. İlk defa Adem aleyhisselam onda karar kılan Muhammed-i Nur peygamberden peygambere atlayarak Hazreti İbrahim'e kadar geliyor. Oradan İsmail peygamberde şubeleniyor ve nesil nesil uzayıp sonsuzluk nebisi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama kadar uzanmaya başlıyor. Ta Hazreti Adem'den bu yana Allah'ın arslanı Evliyalar Sultanı Hazreti Ali Kerremallahu Vechen'in söylediği ifadeyle buyuruyor ki Efendimiz ben nikahtan doğdum. Zinadan gelmedim diyor. Adem'den anam ve babam gelene kadar cahiliyetin o kirli fiilinden bana zerre bulaşmadı. Hatta muazzez sahabe Ebu Hüreyre buyuruyor ki varlığın sebebi peygamberimiz şöyle buyurdular. Ben devirden devire aileden aileye intikal ile istifa eden
Adem oğulları soylarının en temizlerinden naklonundum. Öyledir. Efendimizin anneleri hiçbir zinaya bulaşmamıştır. Babalarının sulbünden helal annelerin pakize rahmine intikal ettiği için sonu bütün kabilelerin hürmet ettiği en temiz Haşimi soyundan neşet ediyor. Malum tarih ile mazbut olarak İsmail aleyhisselam evladının sulbünden başlıyor. Sonra Kinane, sonra Kureyş ve sonra Haşim oğullarından intikal ederek geliyor. Evet, Efendimiz peygamberler arasında kainatın efendisi kadar soyu ve başından sonuna kadar da hayat çizgisi bizler önüne serilmiştir. Bütün kaynaklar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Adnan'a kadar olan dedelerini kaydetmiştir. Bugün sizlere belki ilk defa öğreneceğiniz şeyleri anlatacağım. Bir gün sahabeler Efendimiz'e dediler ki, ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bize kendinizden bahseder misiniz? Kendinizden bahseder misiniz? Varlığın sebebi olur demişti. Ben babam İbrahim'in duasıyım. İsa'nın müjdesiyim. Annem Amine'nin rüyasıyım. Her peygamber annesinin gördüğü gibi annem de benim hakkımda rüya görmüştür. Peygamberler peygamberi başka bir hadisinde de der ki, ben babam İbrahim'in duası, o Kabe'nin duvarlarını yükseltirken, ey Rabbimiz, onlara zürriyetimden getireceğin Müslüman ümmete kendilerinden bir peygamber gönder demişti. Yine alemin rahmeti buyuruyor. Yüce Allah, İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından da Kinane oğullarını seçiyor. Kinane oğullarından da Kureyş'i, Kureyş'ten de Haşim oğullarını seçerek Abdülmuttalip oğullarını seçmiştir. Ve ondan da beni seçmiştir buyuruyor. Evet, İmam-ı Buhari, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Adnan'a kadar Ali nesebini şu suretle zikrediyor. Belki isimleri ilk defa duyacaksınız. Daha evvel belki de duymadığınız isimleri bileceksiniz. Muhammed bin Abdullah, dedesi bin Abdülmuttalib, bin diye devam eder, oğlu şeklinde, atası şeklinde. Haşim, Abdimenaf, Kusay, Kilab, Mürre, Kab, Lüey bin Galib, Fihr ve bin Malik ile bin En-Nadır'dan, sonra Kinane, sonra Huzeyme bin Mudrike, sonra İlyas, sonra Mudar, sonra Nizar, sonra Me'at ve sonra Adnan ve daha da ötesi İsmail aleyhisselam. Bütün ömür boyu peygamber hizmetinde bulunmuş olan, hatta ondan yudum yudum nur devşirmiş Hazreti Enes bin Malik diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdular ki, ben Abdullah, Abdülmuttalip, Haşim, Abdimenaf, Kusay, Kılab, Mürre, Lüey, Galip, Fihir, Malik, Nadır, Kinane, Huzeyme, Mudrike, İlyas, Mudar, Mizar, Maad, Adnan oğlu Muhammed'im diye Efendimiz bunları tek tek saymıştır diyor. Ve Tirmizi de kainatın efendisi bir gün minber üzerinde sahabelerine şöyle dedi. Ben kimim? Sahabeler cevap verdiler. Sen Allah'ın Resulüsün. Selam sana olsun. Efendimiz de buna cevaben, ben Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Görüyoruz ki Allah'ın sevgilisi, aleme nurlar saçan o pak soyunu bizzat kendileri bir ırmak gibi gözler önüne çıkarmıştır. Bilinen şudur sevgili kardeşler. Bilinen şudur ki İsmail aleyhisselamdan Adnan'a kadar birinci kademe, Adnan'dan da sonsuzluk nebisinin babasına kadar ikinci kademe, Hazreti İbrahim, sonra oğlu Hazreti İsmail, daha sonra Hazreti İsmail'in oğlu Kıygar, onun soyundan gelen birinci kademeyi böyle çizgi çizgi, nokta nokta, basamak basamak tanımıyoruz. Ama Hazreti Halil'in zevcesi Sara çocuk doğurmuyordu, biliyorsunuz, anlatmıştım.
Peygamber Hatun-u Sara bu halinden öyle bir gönlü yaralıydı ki, cariyesi hizmetçisi Hacı Hacer'i kocasına hediye etmişti. Rahman ve Rahim olan Allah da o kırgın, o üzgün Sara anneyi, evet ona acıyor. Ona ileri yaşında İshak peygamberi hediye ediyor. Burada bu noktada Hazreti Halil'in nesli iki büyük tecellinin başı olarak ince iki şubeye ayrılıyor. İsmail'den İsrail oğullarıyla hiçbir bağı ve alakası olmaksızın bütün oluşların ve yaratılışların başı iki cihanın sultanı gelecek. İsrail oğullarından hiçbir kan bağı yoktur. Hazreti İshak'tan da lakabı İsrail olan Yakup peygamber ve ondan İsrail oğulları yine dizi dizi her biri belli başlı zaman ve mekanlarda gelmiştir ki bunu evvelce anlatmıştık diğer peygamberlerde. Evet. Not almak isteyen kardeşlerime isimlerini inşallah sosyal medya sayfalarımızdan paylaşmış olacağız. Efendimizin ikinci kademeden yani İsmail aleyhisselamdan Efendimiz'e gelen dedelerini anlatmış olacağız. Toplam 21 tane. Evet, Adnan ikinci kademenin nesil başı olarak biliniyor. Ötesi Hazreti İbrahim'e kadar uzanan bir nur ipliğidir. Ma'at dediğimiz kişi onu yakından tanımıyoruz. O da bu nuru taşıdığına göre alnı pırıl pırıl yananlardan biri. Sonrasında Nizar geliyor. Az manasına. Yani doğumunda babası oğlunun alnındaki Muhammed-i Nur'u görüyor ve sevincinden öyle deniz deniz taşıyor ki şenlikler tertipliyor, ziyafetler veriyor, çığlıklar koparıyorlar. Bütün bunlar bu yavru içinde azdır diyor ve az manasına gelen Nizar ismini koyuyor. Mudar. Sesinin güzelliği dillere destanmış. Öyle ki tılsımlı namelerle develeri bile harekete getirirmiş. Onlara yorgunluklarını unuttururmuş. Bu adet Araplarda ondan kalmaymış sevgili kardeşlerim. O da ismi Mudar yani sesinin güzelliği manasına gelen ismi alıyor. İlyas, Kabe'de kurban kesmek İlyas'tan kaldığı için onun da ismi o şekilde telaffuz edilir. Mudrike, Huzeyme, Kinane, Nadır, Malik de bizim için sis perdelerinin arkasında yani onları da iyi bilemiyoruz. Araştırmalarımızda onları çok göremedik. Sadece isimlerini biliyoruz. Sonra Fihir var. Avuç dolusu taş demek. Fihrin asıl ismi Kureyş'tir. Ona nispetle çocuklarına Kureyşli denilmiştir. Kureyş'i Kur'an ve isimlendirenlerden de biri odur sevgili kardeşler. Galip ve Lüey var. Onlar da nuru taşıyanlar ve sahibine kadar aktarmakla vazifeli zincirlerin halkalarından. Kaap var, Kaap. Cuma günleri toplanmak demektir. Bir araya gelmek onun buluşu demektir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Kureyş'ten ve benim nesebimden gelecek kim ona yetişirse kendisine baş eğsin demiştir. Mürre ve Kilab var. Üzerinde bir bilgimiz yok. Sadece kılap, yırtıcı, kavga edici manasına geliyor. Araplarda erkek çocuklara yırtıcı canavar adlarını vermek gelenek haline gelmişti. Hatta bu husus bir Araptan sual edilmiş. Neden hizmetçi ve kölelerinize güzel adlar takıyorsunuz da öz evlatlarınıza böyle yırtıcı hayvan isimlerini yakıştırıyorsunuz? Araplar şöyle demiştir. Hizmetçilerimiz kendimiz için, çocuklarımız da düşmanlarımız için yetiştirilir demişti. Bundan sebep çocuklarımıza bu ismi veriyoruz demişlerdi. Ve Kusay ismi. Kainatın efendisinin dördüncü kuşaktaki dedesi. Çok mühim bir şahsiyet. Mekke'yi o idare ediyor. Mekke'yi mahallelere o bölmüş. Kusay. Her kabileyi kendilerine ayırdığı noktalara o yerleştirmiş. Kabe'nin o perdedarlığını, hacıların su ihtiyacını karşılama olayını, hacıları ağırlama, savaşa çıkarken bayrak dikme, Mekke meclisini idare etme gibi en mühim işler Kusay'ın üzerindeydi. Ona herkes gönülden bağlı.
kabilesi arasında uğurlu ulvi bir zat. Uğurlu olsun diye evlenme törenleri onun konağında yapılırdı. Olgunluk çağına giren o gelinlik kızlara elbiseleri onun konağında giydirilir. Elbiselerinin yakaları orada kesilir, açılırdı. Kusay. Hatta hicretin tarihte Darun Nedve diye anılan bu konak 44. hicret yılında Hazreti Muaviye tarafından satın alınıyor, Harem-i Şerif'e katılıyor. İbn-i İshak'ın nakline göre Kusay ihtiyarlanınca idareyi büyük oğlu Abdüddar'a veriyor. Ve ona da diyor ki, oğulcağızım, seni kavme reis tayin ediyorum. Sen açmadıkça hiç kimse Kabe'ye girmeyecektir. Ve ondan sonra Abdümenaf'ı biliyorsunuz. O da Kureyş hakimiyetini iyice genişletiyor, temellendiriyor, kendi öz koluna bağlıyor. Ve Haşim, Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın ikinci kuşaktaki dedesi. Asıl adı Amr'dır. Haşim Şam'a gider gelirdi, ticaretle uğraşırdı. Cömertliği de destan olmuş artık. Bir kıtlık anında Mekke halkına Şam'dan getirdiği o has buğdaydan yaptırdığı o beyaz ve nefis ekmekleri et suyu ile beraber getiriyor, yaptırıyor, muhteşem bir ziyafet verdiriyor o kıtlık zamanında. Onlara o abanoz ağacının çiçekleriyle sarılmış, havuzundan sular fışkıran o konağının bahçesinde hiç unutmayacakları sevinçli bir gün yaşatmıştı. O nur kolunun en yakın nispetini kendi isimleriyle belirtici bir reisti, Haşim oğulları. Hazreti Adem'in teslim aldığı o meşale, zamanları, mekanları, asırları, devirleri aşağı aşağı peygamber peygamber Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e geçtikten sonra Haşim oğullarında karar kılıyor. Ezelden sahibi bulunana böylece geliyor. Evet, artık göklerin yırtılması, nurun infilak etmesi yakındır. Asıl konu burada başlayacaktır. Allah Resulü'nün büyük babası, Kureyş'in efendisi, asıl ismi Şeybetül Ham'dır. Evet, kimden bahsediyoruz? Abdülmuttalip'ten bahsediyoruz. Asıl ismi Şeybetül Ham'd. Şeybe, saçları ağarmış insan demektir. Doğumundan başlayarak ak saçlı, beyaz saçlı olduğu için kendisine bu isim takılmıştır. Hani bazı çocuklar görürsünüz böyle çok küçük yaşlarda, hatta doğduğu zaman böyle beyaz saçlı doğarlar. İşte Abdülmuttalib dedemiz de öyle biriydi. O yüzden adına Şeybe koyuldu. Kardeşleriyle birlikte Medine'de dayılarının yanında büyüyor. Şeybe bir gün Medineli çocuklarla ok atışı yapar. Havada okların vızıltısı o attığı ok hedefine isabet edince avaz avaz bağırırdı. Derdi ki, ben Haşim'in oğluyum. Ben Badha Bey'inin oğluyum derdi. Harise bin Abdümenaf oğullarından bir zat Şeybe'nin bu sözünü duyuyor. Mekke'ye dönüşünde de Haşim'in kardeşi Muttalib'e durumu anlatıyor. Siz o çocuğu yabancı bir ilde bırakmayın diyor. Muttalib hemen bir deveye atıldığı gibi Medine yoluna revan oluyor. Varıp yeğenini Medine'den alıyor. Devesinin terkisini atıp Mekke'ye getirir. Muttalib Mekke'ye girerken halk etrafında halkalanıp sorar, arkandaki de kim? O an çocuk kılıksız, bakımsız, üstelik yolculuktan da bitkin bir halde. Asil Muttalib'in yüzünde benek benek utanç çizgileri var. Kölemdir deyiveriyor. Sonradan Şeybe'ye yeni ve cici elbiseler giydiriliyor. Ve çocuk ki taşkın bir vecd içinde Mekke sokaklarında zıplıyor, koşuyor ama lakap bir kere takılmıştı. Onu görenler çığlık atıyor. Abdülmuttalib, Muttalib'in kölesi. Ve ak saçlı Şeybe'nin adı böylece Abdülmuttalib olarak ışıldıyor, tarihe geçiyor. 140 yıl ömür sürdüğü söyleniyor. Araplarda ilk defa sakalını o boyamıştır. Bir bilgi daha edinmiş oluyoruz burada. Muhammedi Nur, Abdülmuttalib'in alnında parıldamaya başlıyor. Abdülmuttalib, günlerden bir gün Kabe hareminde yatmış uyuyor. Uyandığı zaman dehşetinden ve hayretinden bir ara zıpladı, yerinden fırladı. Gördüğü Abdülmuttalib,
bildiği Abdülmuttalib olmaktan çıkmıştı. Gözleri sürmelenmiş, yüzüne muhteşem bir güzellik sinmiş. Her çizgisinde ayrı bir mana, her noktasında tatlı bir eda vardı. Bu ne? Yoksa uykuda üzerinden geçen esrarlı bir nefha mı vardı? Yoksa güzellik göğsünden üzerine yıldızlar mı yağmıştı? Bunu kimin, hangi esrarlı parmağının yaptığını bilemedi. Doğru babasına koştu. Aziz babam, aziz babam, bu halden anlayan birine götür beni. Çareme bak benim. Babası elinden tutuyor, Kureş kahinlerine götürüyor. Kahinlerin gözleri hayretle açılıyor. Bu güzellik kimi büyülemez ki? Bu halden şöyle bir mana çıkardılar. Gökler tanrısı bu çocuğun evlendirilmesini istiyor dediler. Baba durur mu hiç? Abdülmuttalib'i hemen evlendiriyor. Bir müddet sonra Abdülmuttalib'in zevcesi ölüyor. İkinci defa evleniyor. Abdülmuttalib'in vücudunda mest edici kokular buram buram tütüyor. Alnındaki o nur ışıklar saçıyor sanki. Öyle bir ışık ki gündüz içinde ayrı bir gündüz. Elmasları gölgede bırakan bir parıltı. Artık Muttalib Mekke'de, o Mekke halkının kutlu bildiği bir çocuk. Mekke çevresinde ne zaman kıtlık olsa, yağmurlar kesilse, bereketler kalksa, bu kutlu bildikleri çocuğu kolundan yakalıyorlar, dağlara, o sivri tepelere çıkarıyorlar. Onun yüzüsü hürmetine Cenab-ı Hak'tan yağmur isterlerdi. Abdülmuttalib'in o alnındaki Muhammedi nur aşkına da gökler delinir, bardak bardak yağmur boşanır, Kureyş saadet içinde evlerine dönerlerdi. Muhammedi nuru alnında taşıyan Abdülmuttalib yine Kabe hareminde uyku halinde müthiş bir rüya görüyor. Arkasından gümüş zincirler fışkırmış ama öyle bir fışkırış ki birinin ucu göklerde, birininki güneşin doğduğu yönde. Öbürününki de batı tarafında. İplik iplik her istikamette dağılan zincirler nihayet bir ağaç nizamında çiçek çiçek düğüm oluyor. Evet, çiçek çiçek düğümleniyor. Yaprak açılıyor. Yapraklar üzerinde gözleri kamaştıran pırıltılar, her yaprağın üzerinde inci gibi donmuş bir nur var. Şebnem damlası gibi. Ağaç daldan kollarını, yapraktan ellerini göklere açmış ve bu her noktasında buram buram hayat tüten o ağacın gövdesine, dallarına, bütün o girinti çıkıntılarına asılıp kalmış mahşeri bir insanlık var. Abdülmuttalib gözlerini açıyor. Müthiş rüyanın tesiriyle koşmaya başlıyor. Gördüklerini anlatıyor. Evet, tabir edecekler. Müjdeler olsun sana dediler. Senin soyundan öyle biri gelecek ki, bütün yer, bütün gök halkı, onu insanlığın kurtarıcısı olarak bilecektir. Evet, öyle olacaktı. Üçüncü defa, Fatıma isimli bir kızla evleniyor. Alemlerin efendisine baba olma şerefini taşıyan Hazreti Abdullah, işte Fatıma'dan dünyaya geliyor. Hazreti Abdullah, Adem peygamberden bu tarafa o nesil nesil gelen mukaddes emaneti taşıyanların sonuncusu ve doğrudan doğruya da sahibine teslim edicisi. Hazreti Abdullah'a boğazlanmış manasına gelen Zebih lakabı takılıyor. Bu lakaplandırılışın da bir esrarlı hikayesi vardır. Hikaye şöyle. Vaktiyle Amr bin Haris'in tabileri Allah'ın evi Kabe'de türlü fesada kalkıyorlar. Yüce Allah Celle Celaluhu de bunların üzerine bir düşman musallat ediyor, onları ezdiriyor. Mekke'den kaçan bu topluluğun, bu fesatçı reisi tam kaçacağı an Kabe'nin bütün hazinelerini Zemzem kuyusuna atıyor ve üzerine de taş toprak dökerek hazinenin ve kuyunun izini siliyor. O zamandan beri Zemzem belirsiz bir halde. İbn-i İshak'ın o ilim ve hikmet kutbu Hazreti Ali'den rivayetine göre de Abdülmuttalib bir gün Kabe'nin yanında o Hicr'da uyuyor. Rüyasında biri geldi.
Tayyibe'yi kaz dedi. Abdülmuttalip dedi ki Tayyibe nedir? Cevap alamadı. Adam da bir şey söylemeden gitti. Abdülmuttalip ertesi gün yine aynı yerde uykuya kalıyor. Bir gün evvel rüyasında gördüğü zat tekrar geliyor. Berre'yi kaz. Abdülmuttalip diyor ki Berre nedir? Yine cevap alamıyor. Yine aynı yerde, aynı rüya, aynı adam. Bu defa da Madnune'yi kaz diyor. Madnune'yi kaz. Yine uçup gidiyor. Dördüncü gün Abdülmuttalip yine aynı noktada uyurken aynı adam, yine aynı rüya ve aynı hal. Abdülmuttalip soruyor. Zemzem nedir? Bu defa cevap alıyor. Zemzem hiç kesilmez, dibine erişilmez, hacıların su ihtiyacını karşılayacağı bir sudur. O kurbanların kanları, tersleri dökülen yer arasındadır diyor. Alaca kanatlı bir karga orayı gagalar, orada karınca yuvası da vardır diyor. Abdülmuttalip gördüğü bu rüyalar üzerine Zemzem'i açıp meydana çıkarmak için işe koyuluyor. Yanına oğlu Haris'i de alıyor. Zemzem'in bulunduğu yeri kazmaya başlıyor. Abdülmuttalip'in o zaman Haris'ten başka çocuğu yoktu. Hatta Kureyş uluları bu hali haber alınca başına dikildiler. Ey Abdülmuttalip, o babamız İsmail'in kuyusudur. Onda bizim de hakkımız vardır. Bizi de bu işe iştirak ettir dediler. Abdülmuttalip itiraz ediyor. Yapamam. Bu bana siz olmadan tahsis edildi. Aranızda ancak bana verildi. Dediler ki ey Abdülmuttalip, sen bize kafa mı tutuyorsun? Sen bize boyun eğmiyor musun? Sen yalnız başına bir insansın. Tek oğlundan başka da destekleyicin yok dediler. Dediler ki bunu bana mı söylüyorsunuz? Senin baban Nevfel, benim babam Haşim'in himayesinde değil mi? Sen de amcam Muttalib'e teslim edilinceye kadar Neccar oğullarından dayılarının yanında böyle değil miydin? Abdülmuttalip sıkı bir çember içine alınmış. Zemzem'i açma davası Abdülmuttalip için bir çile olmuştu. Sen demek beni az ve yalnızlıkla ayıplıyorsun öyle mi dedi Abdülmuttalip. Allah'a ahd etti. Allah'ım bana mübarek kuyuyu meydana çıkarma gücünü ver. Bu işe yardım etmeleri için de 10 oğul ihsan et demişti. 10 tane erkek çocuk. Eğer muvaffak olursam oğullarımdan birini sana kurban edeyim, adağım olsun. Yüce Allah Abdülmuttalib'in duasını kabul ediyor. Abdülmuttalib'in birisi Abdullah 10 erkek çocuğu dünyaya geliyor ve onlarla kuvvet kazanıyor. Mübarek kuyu rüyadaki işaretlerle bulunuyor, açılıyor, temizleniyor, sular pırıl pırıl kaynamaya taşmaya başlıyor. Kuyunun içinden o eski kılıçlar, zırhlar, altından geyik heykelleri çıkıyor. Peygamber dedesi Abdülmuttalib'in o şöhreti, şerefi iklim iklim yayılmaya başlıyor. Ve Kureyş'in büyükleri yine Abdülmuttalib'in karşısına dikildiler. Dediler ki ey Abdülmuttalip, buna seninle ortağız dediler. Bunda bizim de hakkımız var. Abdülmuttalip hayır dedi. Hakkınız yoktur. Bununla beraber ben yine uysallık yapayım da aramızda kura çekeyim dedi. Nasıl yani? Ne şekilde? İki kura Kabe için, iki kura benim için. İki kura da sizin için çekeriz. Kura da kime ne çıkarsa onu alır. Çıkamayan da mahrum kalır. Hatta dediler ki çok insaflı davrandın dediler Abdülmuttalip'e. Bunun üzerine hemen işe koyuluyorlar. Kabe'nin içinde kura çektiler. Altından geyik heykelleri Kabe'ye, kılıç ve zırhlar da Abdülmuttalip'e çıktı. Bu tecelliden Kureyş'in gözleri hayretle açılıyor. Abdülmuttalip altın heykelleri Kabe'nin kapısı üzerine koyuyor. Kılıç ve zırhlarla da saç haline koydurup Kabe'nin kapısını kapatıyor. Böylece ilk defa Kabe'yi altınla süsleme şerefini de Abdülmuttalip elde ediyor. Zemzem öteden beri mübarek ve kutludur ve Kabe'nin mübarek unsurlarından biridir. Hacıların kümelendiği yerdir. Asil ve soylu Abdülmuttalip'in bir gece rüyasında önüne heybetli bir adam dikildi. Dedi ki ya Abdülmuttalip, muradına erdin. Haydi bakalım şimdi nezrini yerine getir. Eyvah! Abdülmuttalip
dehşetler içinde uyanıyor, dehşetler içinde. Hemen bir koç kesti. Yine rüyada bir ses daha duydu. O kestiğin koç olmadı. O kurbandan daha büyüğü olmalı dedi. Uyandı bir sığır kesti. Aynı rüya aynı hal. Daha büyüğü, daha büyüğü dediler. Yerinden sıçradı, koştu bıçağa sarıldı bir deve kesti. Ama yine bir ihtar vardı rüyada. Olmaz dedi. Bu kurban da olmaz, daha büyüğü. Abdülmuttalip haşyetle soruyor. Daha büyüğü, daha büyüğü diyorsunuz. Bundan büyüğü nedir? Dediler ki oğullarından biridir. Ahdettin, nezrettin, Allah sana 10 erkek evlat verdi. Şimdi onlardan birini kurban et dedi. Bu tecelliden Abdülmuttalip'in aklı kamaşıyor. Hayretler içinde kalıyor. Ne yapmalı? Nezrini nasıl yerine getirmeli? Çünkü Allah'a söz vermişti. 10 tane oğlum olursa bir tanesini senin yolunda kurban edeceğim demişti. Tıpkı İbrahim aleyhisselam gibi. O oğlunu ama Abdülmuttalip ise oğullarını aldı huzuruna. Rüyasını anlattı. Durumu söyledi. Ne dersiniz çocuklarım? Asil ve soylu çocuklar İsmail aleyhisselam gibi babalarının emrine boyun büktüler. Dediler ki sen bizim babamızsın. Hükmüne razıyız. İçimizden kimi istersen kurban edebilirsin dedi. Evlat bu. Hangisine kıyılabilir ki? Hangisi feda edilebilir ki? Ama Allah'a verdiği sözü mutlaka yerine getirmesi lazım. Çünkü Yüce Allah onun dileğini vermişti. Bir çare düşündü. Oğullarının eline birer ok verdi. Üzerlerine de isimlerini yazdırdı. Ve doğruca Kabe'ye varıp kura attı ki isim düşmüştü. İsim 10 tane erkek çocuğu içerisinde en tatlısı, en yakışıklısı Abdullah'a çıkıyor, en küçük oğlu. O da kaderine boyun eğdi. İlahi tecelliye bakın ki, kurban olmak peygamber babası Abdullah'a kalıyor. Demek ki bu fidan boylu, gümüş bedenli güzel genç kurban edilecek. Abdülmuttalip eline bir bıçak aldı. Abdullah'ı bileğinden yakaladığı gibi bir kenara çekti ki boğazlanmaya hazırlanıyor. O an Kureyş büyükleri koştular. Olmaz, olmaz dediler ya Abdülmuttalip olmaz. Neden olmasın? Biz senin oğlunu bu tarzda boğazlamana razı değiliz. Oğul benim değil mi? Size ne dedi? Senin, evet. O halde size ne oluyor? Bize şu oluyor ya Abdülmuttalip, aramızda evlat kurban etmek adeti yerleşirse önüne gelen oğlunu nezreder, Kabe'ye getirip boğazlamaya kalkar. Sen Rabbinden başka bir yol iste, onu razı etmeye başka şekilde çalış. Nasıl bir yol dediler. Duyduğumuza göre Hayber kalesinde yaman bir Yahudi karısı varmış. Adı Kutbe'ymiş, acayip bir kahineymiş. Ona git, sana bir çıkış yolu göstersin. Zaten cehalet devrinin Arapları müşkül bir işleri olduğu zaman hemen bir kahine gider ona danışırlardı. Abdülmuttalip'e de yol gösterdiler. Evet, Abdülmuttalip yanına yakınlarından birkaç kişiyi alıyor, Hayber'in yolunu tutuyor. Oraya varıp kadını buluyor, olanları da bir bir anlatıyor. Dedi ki bize bir yol, bir çare var mı? Acuze kadın, kazma dişlerini gösteren bir sırıtışla, ''Var tabii'' dedi. ''Nasıl?'' ''Kureyş adetince bir adamın diyeti nedir?'' dedi. ''10 tane devedir'' dedi. ''O zaman gidin 10 deve alıp Abdullah ile develer arasında kura çekin. Kura develere düşerse ne âlâ, düşmezse 10 deve daha ekleyin. Yine kura çekin.'' Yine kura develere düşünceye denk her defa onar onar develeri fazlalaştırın. Kura develere düşünce de hepsini birden kurban edin, bu davanın içinden çıkın demişti. Evet, eğer kura develere düşerse Rabbimiz razı olmuş demektir. Abdülmuttalip sevinç içinde koşuyor. Yahudi karısının dediğini harfi harfine yerine getiriyor. Her 10 deveye bir kura çekiliyor. Kura ise her defasında Abdullah'a düşüyor. O kadar çocuk varken ona düşüyor.
nihayet 10. tecrübe ve 100. devede kura develere isabet ediyor. Ve böylelikle Abdullah kurtulmuştu. Abdülmuttalip 100 deveyi birden kurban ediyor. Günlerce insan, o kuş, o yırtıcı hayvan, o develeri yiye yiye bitiremediler. O kadar kurban edilmişti. 100 deve. İnsanlar, kuşlar, hayvanlar günlerce o develeri yiye yiye bitiremediler. Abdullah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın babasıdır. Aziz ve celil olan Allah, kulu ve peygamberi Hazreti İbrahim'den oğlunu hak yoluna kurban etmesini istemişti. Hazreti İbrahim durumu mübarek oğlunu açınca İsmail Aleyhisselam demişti ki, "Babacığım, emrolunduğunu yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın." Yüceler yücesi Allah'ın hikmetine bakın ki asırlar, devirler geçtikten sonra bu tertemiz sülaleden bir başka baba imtihana tabi oluyor. Babadan bir evladın kurban edilmesi isteniyor. Bu oğul da o billurlardan daha duru, daha temiz sülaleden olduğunu ispat ediyor. Tıpkı dedesi Ceddi Hazreti İsmail gibi Allah'ın yüce emrine boyun eğiyor. Her iki babayı da Allah sabırlarının ve itaatlerinin karşılığı olarak mükafatlandırmıştı. Bunun içindir ki alemlere rahmet olan gelen sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur: "Ben iki kurbanlığın oğluyum" denilir. Ve gelelim Hazreti Abdullah'a. Bambaşka bir güzel. Güzel ki hem ne güzel. Altın saçlı, gümüş bedenli, her azasında nur ve ışık fışkıran bir genç. Muhammedi nuru alnında taşıyan bir genç, gönlü elmas renkli incilerle dolu, sanki güzellik göğünün aydın güneşi, o derece pak, o derece güzel, o derece metin, o nispette derin, derinlerin derini. Abdullah babasıyla beraber kurban yerinden dönüyor. 100 deve kurban edilmiş, buna mukabil kendisi de kurtulmuştu. Abdullah bir an babasından ayrılıp, Kâbe civarında Beni Esed kabilesinin yolundan geçmeye başladı. O da ne? Yolda genç bir kadın, hafifçe bir duvara yaslanmış, gözlerini haşyetle açmış, derin derin Abdullah'ı süzüyor. Kadın, Abdullah'ın güzelliğini görünce çarpılır gibi oldu. Alnındaki nura bakarak kendi kendine fısıldadı. "Bugün kurban ettiğiniz 100 deveyi ben sana hediye edeyim de yanımda birazcık kal, benimle konuş" demişti. O güzel yaratılışlı, o tertemiz gönüllü Abdullah kadına şu cevabı veriyor: "Emel haramu fel mematu dunehu vel hillu la ahillu festebini fe keyfe bil emrillezî tebghînehu yahmil kerîmu irdâhu ve dîneh." Ey kadın, teklif ettiğin harama gelince ölüm ondan daha hafif kalır, helal daha tatlıdır. Sen git dengini ara. Senin istediğin şey nasıl irtikab edilir ki şerefli insan hem ırzını hem de dinini korur demişti. Kadının gönlüne acılar mızrak mızrak doluyor. Abdullah, Beni Esed güzelinin o mahzun bakışları önünde başını alıp uzaklaşıveriyor. Abdullah babası ile birlikte Vehb bin Abdümenaf'ın yanına varıyor. Vehb, soylu, şeref bakımından Beni Zühre kolunun en üstünü. Hazreti Abdullah'ı asiller ve çevresi Kureyş'in soy ve faziletçe en üstünü olan Amine Hatun'la evlendirdiler. Yalnız şunu da hemen ilave edeyim ki Amine annemizin de hayatını yaklaşık 5 bölümle anlatıp YouTube kanalımıza atmıştık. Onun detayına girmeyeceğim. Amine annemizin detayını da, hatta Amine annemizin annesinin annesine varana kadar tüm sohbeti YouTube kanalımız olan Hüseyin Oruç sayfasından dinleyebilirsiniz. Evet, evleniyorlar. Kureyş asillerinin geleneğine göre Hazreti Abdullah nikahlısının evinde gerdeğe girecek ve orada 3 gün kalacaktır.
nuru cihana sadef olma saadeti Hazreti Amine Hatun'a mukadder ve müyesserdi. Amine Hatun, alemlerin fahrine hamile kalıyor. Hazreti Abdullah bir gün sokakta kurban dönüşü yoluna çıkan o Beni Esed güzeline rastlıyor. Hayret, bu defa kadın hissiz, bu defa kadın donuk. Hazreti Abdullah soruyor, niye o günkü gibi değilsin? Yoksa sen de mi haramdan korkar oldun? Hayır, hayır dedi. Ama senin halin değişmiş dedi. O gün alnında esrarlı bir nur vardı. Kendimden geçmiştim. Şimdi o nuru yerinde göremiyorum. Gerçekten de öyle oluyor. Hazreti Abdullah'ın alnında pırıltılar saçan nur, yeryüzünde annelerin en büyüğü, en munisi Amine Hatun'a geçiyor. Hazreti Abdullah ile evlenemeyen o Kureyş'in soylu kızları üzüntülerini şiirlerle dile getiriyor. Hatta onlardan biri şöyle demişti. Ben onun yüzünde hayrın parlaklığını gördüm. Onun ziyasıyla, o parlamasıyla yağmur yağdıran siyah bulutlar parlardı diyor. Ben gözücüyle ona baktığım zaman bu nurun onu ve çevresindekileri dolunayın dünyayı aydınlattığı gibi aydınlattığını gördüm. Ben onu elde etmekle her zaman övünebileceğim bir şeref kazanmak istemiştim dedi. Onu isteyen kızlardan bir tanesi. Ama her çakmak taşını çakan ateş çıkaramaz ki. Zühre oğulları kızının Amine Hatun'un elde ettiği hayır ve saadet tarif edilemeyecek kadar büyük. Fakat o senden soyup aldığı hayrın ne olduğunu bilmiyor demişti o zamanın kızları. Umeyne'nin Haşim oğullarından nuru, aydınlığı çekip alması, fitillerin kandilinin yağını çekmesine benzer. İnsanlığın efendisi ana rahmindedir. Muhammed-i Nur, Amine Hatun'un hamile kalmasıyla beraber, Abdullah'ın alnından uçuyor, rahminde insanlığın efendisini, varlığın tacını taşıyan anneye intikal ediyor. Şimdi annelerin en büyüğü Muhammed-i Nur'la pırıl pırıl olmuştu. Sehl bin Abdullah Tüsteri radıyallahu anh diyor ki, Yüce Allah Celle Celaluhu Resulünü annesinin rahminde yaratmayı dilediği gece emretti. Cennet kapılarını açtılar. Bir münadi yerlerde ve göklerde haykırdı. Bilin ki Muhammed-i Nur bu gece annesinin rahminde karar kılmıştır. Yaratılışı böylece tamamlanıp dünyaya gelecek. Hem müjdeleyici hem de korkutucu olacaktır. Kâb-ül Ahbar da der ki, o gece göklerde ve yerde nida ettiler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaratıldığı nur bu gece Amine'nin rahminde yerini buldu. Ve ne güzel hal oldu Amine'ye demişlerdi. Nur hazinesi, irfan menbaı, edep, iffet, haya madeni Hazreti Amine radıyallahu an o derece munis, o derece muti, o derece sabırlıydı ki bütün kendisini kıskananlara karşı metanetini muhafaza ediyor ve muhterem zevcine candan bir hürmetle bağlanıyor. Böylelikle kainatta hiçbir faniye nasip olmayan, meziyet ve ulviyeti elde eden, alemlerin nuruna, cihanın fahrine hamile olan tek kadın. Üzüntü, üzüntüyü getirecekti. Anne 2 aylık gebeyken, peygamber babası genç Abdullah vefat ediyor. Bazı rivayetlerde 6 ay önce denir. Bazı Kureyşlilerle ticaret maksadıyla Şam'a gidiyor. Dönüşte Medine'de hastalanıyor, orada ölüyor. Yol arkadaşları Mekke'ye dönünce Abdülmuttalip hemen koşmuştu. Abdullah nerede? Dediler ki Medine'de. Niçin? Hastalandı dediler. Kime bıraktınız yavrumu? Dayılarına bıraktık. Kureyş'in asil ve soylu reisi Abdülmuttalip
büyük oğlu Haris'i yanına çağırıyor. Oğlum, hemen Medine'ye hareket et, kardeşin Abdullah'ı buraya getir. Baş üstüne aziz babam. Haris Medine'ye uçuyor. Ama ne yazık ki kardeşini hayatta bulamıyor. Gönlünden hicran ırmakları aktığı halde Medine'ye dönüyor. Durumu babasına anlatır. Abdülmuttalip, gözlerinde iplik iplik yaşlar var. Büyük acıyı Hazreti Amine Hatun'a da duyurdular. Yeryüzünün en büyük kadını can evinden vurulmuştu. Bu acıların acısı haberi alınca şu şiiri okumuştu Amine Hatun. Badhâ-yı Mekke, Haşim oğullarından boş kaldı. Hamileler içinde onun yerini tutacak bir kimse yoktur. O evinden beyaz örtüler içinde çıkarak mezara gitti. Ölümün davetine icabet etti. Ama ölüm onun yerine bir mislini bırakmadı. Mübarek cesetleri götürülürken görülmedik bir izdiham içinde onun dost ve arkadaşları cesedi elden ele kapışıyorlardı. Ecel onu ne çabuk götürdü. Bütün insanlar ona ağladılar. Nasıl ağlamasınlar ki? Atası çok, keremi bol, rahim bir zat idi. İbn Abbas der ki, Hazreti Abdullah vefat edince melekler Allah'a dediler ki, Resulün öksüz kaldı ya Rabbi. Resulün öksüz kaldı. Kainatı yaratan Allah Celle Celaluhu meleklerin bu sızlayışına cevap veriyor. Onun koruyucusu, onun yardımcısı benim demişti. Cafer-i Sadık'tan soruyorlar. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın hem baba hem anne tarafından yetim kalmasındaki hikmet nedir? Cevap veriyor. Üzerinde kul hakkı diye hiçbir şey kalmaması için böyle oldu. İşte bu noktadaydı hikmet. Kainata nereden nasıl bakalım? O an dünya öyle bir alemdir ki, ne başı belli ne sonu. Yerle gök bütün kadrosuyla bir müjdeci bekliyor. Dünya sıkılıyor, dünya daralıyor, dünya boğuluyor. Dünya ve içindekiler bir büyük sancının girdabına düşmüş. İnsanlık günden güne çıldırıyor, feryadı fezayı tutuyor. O karanlık devirde şiirler söyleniyorlar. O ki belalı bir devir, hayat zehir mi zehir, yüzü simsiyah bir dünya, ırmakları kan ve kir. Gelinlik kızı toprakta, sırtlan babaya esir, çölün canavar ağzı insan yutuyor bir bir. Mekke'nin sırtında put ve yığın yığın kafir, bulutlar kara kara, güneş gökte misafir. Dudaklar hep kilitli, diyemiyor Allah bir, işte öyle bir zaman. Nasıl çıldırmaz insan? Artık doğrunun gelmesi, nurun inmesi, insanlığın gülmesi için zaman ve mekan artık fokur fokur kaynıyor. Artık ak ufuklar bir bekleyiş içerisinde, çöl uçsuz bucaksız kum denizinde. Herkes bir şey bekliyor, bir şeyler olacak, evet bunun farkındalar. Ama bu kime nasip olacak? Bir peygamberin gelmesi bekleniyordu. Her şey ama, her şey onu beklemekte. Çöl buram buram tüten bir yangın halinde haykırıyor. En yırtıcı çığlıklar kadar vahşi ve çıplak tepeler göklerden gelecek devleti bekliyor. Kumda ceylanların ayak izleri, çadırında şanlı süvari ve kelebek kanatlar, bir hayal içerisinde derin, namütenahi derin gece, elle tutulacak kadar yakın ay uzaklığın altın noktaları yıldızlar kadar, dizi dizi, elvan elvan insan müthiş
müthiş bir bekleyiş içerisinde ve bu bekleyiş ardından bir fil vakası meydana geliyor. Nur'un Mekke ve Kabe istikametinde dünyaya inişi, dünyayı şef cennetine döndürüşü, hengame içerisinde hudutların tarihi gözüküyor. İşte o yıl Yemen valisi Ebrehe, manevi haşmet altında ezildiği o Kabe'yi yıkma sevdasına düşüyor. Bütün insanlığın muhabbet uçuşlarıyla aktığı Kabe'yi, Kabe Hristiyan Ebrehe'nin gözünde tahammül edilemiyor. Öyle bir mekan, kendisinin Yemen'de yaptırdığı o haşmetli kilise, Kabe'nin manevi saltanatına karşı hiçbir varlık gösterememişti. Kabe kainatın iman beşiği, bütün gönülleri kendisine çeken bir nur sütunu, Mekke Kabe'nin etrafında bir fanus, Kabe Mekke'nin içinde bir nur. Ebrehe, kainatın bu billur abidesini yerle bir etmek için harekete geçiyor. Varlık nurunun dünyaya iniş yılı, rivayete göre İsmet ve İffet Sadefi Amine Hatun'un iki cihan güneşini dünyaya armağan etmesine 50 gün var. Ebrehe ordusu derya gibi Mekke istikametine akıyor. Gelip Mekke önünde duruyor. Ordunun önünde kocaman bir fil. Kureyş'te müthiş bir korku. Abdülmuttalip haykırıyor. Ey Kureyşliler, korkmayın. Kabe'nin sahibi vardır, onu koruyacaktır. Kimse onu yıkamaz. O arada Yemenli ortalığı talan ediyor. Başta Abdülmuttalip'in develeri, önüne ne çıkarsa, eline ne geçerse hepsini sürüp ordusuna katıyor. Kureyşlilerle bir dağa sığınan Abdülmuttalip, alından alına geçen, o anda Amine Hatun'da karar kılmış bulunan o nurun bir tecellisine şahit oluyor. Avaz avaz bağırıyor. Haydi dönün, Mekke'ye inelim, zafer bizimdir. Tepelerden Mekke'ye iniyorlar. Abdülmuttalip hemen Kabe'ye koşuyor. Kabe'nin halkasına yapışıyor. Ya Rabbi, kul göçünü, ehlini esirger korur. Sen de buraya konmuş, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Senin kuvvetine galebe çalamazlar ya Rabbi. Eğer sen onları bizim kıblemizle baş başa bırakacak olursan, ya Rabbi, senin bileceğin iştir. Sen daha iyisini bilirsin. Onlar ülkelerinin cemaatlerini bir de fiili çekip getiriyorlar. Ya Rabbi, senin beytine sığınmış olan halkını o düzenleriyle yağmalamak için cehaletlerinden senin koruna yürüyorlar. Ya Rabbi, senin kudretini ve ululuğunu düşünmüyorlar. Kabe'nin sahibi sensin ya Rabbi. Sen burayı koru Allah'ım. Evet. Ebabil kuşları geliyor deniz istikametinden, bölük bölük. Gökten mercimek tanesi büyüklüğünde taşlar yağıyor. Ebrehe ordusu ne yapacak ki şimdi? Korkunç bir panik. Birbirine giren, birbirini çiğneyen o hayvanlar, insanlar, at kişnemeleri, deve iniltileri, fil homurtuları, gök bütün öfkesiyle Ebrehe'nin ordusuna mermiler yağdırıyor. Bu akılları kamaştıran, idrakleri donduran hale kim ne çare bulabilir ki? Kim Allah'ın görünmez askerlerinin önünde durabilir ki? Ebrehe de duramadı. Ebrehe'nin askerleri şaşkın, bitkin, oraya buraya kaçıyor. Geldikleri yolu bulmak istiyorlardı ama ne mümkün. Bir türlü geldikleri yolu bile bulamadılar. Daha önce kendilerine kılavuz olarak tuttukları o Nüfeil isimdeki adamı arıyorlardı. Nüfeil, Ebrehe'nin yapmak istediği bu çirkin işe razı olmadığı için ordudan ayrılıp dağa çıkmıştı. Giderken de Fiil'in yanına sokulup kulağını tutup Fiil'e demişti ki ''Mahmut çök!'' Çök demişti. Sağ ve selamet geldiğin yere dön. Sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir beldedesin. Fil çöküveriyor. İşte bütün kıyametler o zaman kopuyor. Ebrehe'nin başına felaketler yağıyor. Bu ilahi tecelliye şahit olan Nüfeil diyor ki, nereye kaçacaksın? Takip eden Allah. Ebrehe ise mağlup, galip değil. Ey Rudeyna, sana bizden selam. Biz sabahleyin erkenden sizi sevindirdik. Sizden birisi geceleyin bir ateş parçası almak için bize gelmişti ama gücü yetmedi, alamadı. Ey Rüdeyna, Muhassab Vadisi'nden bizim gördüğümüz şeyi de görmüş olsaydın, şaşar beni mazur görürdün. Kur'an'da bu hadiseyi iştirak ederek buyuruyor, ey Resulüm, Kabe'yi tahrip etmek isteyen ashab-ı fiile,
Onların diyor kuruntularını boşa çıkarmadı mı senin Rabbin? Elem tara keyfe feala rabbuka bi ashabil fil. Ve bir gece başlayacak. Bir gece. O geceyi de size yarın anlatayım. Amine annemiz gebeliğin 6. ayında bir gece diyor karşıma bir esrarlı adam çıktı. Ya Amine, bil ki sen alemlerin hayrına gebesin. Doğurunca ismini Muhammed koy, halini de hiç kimseye açma demişti. Ve bundan sonra neler olacak? İnşallah yarın kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Sevgili kardeşlerim, değerli büyüklerim.